Hem güneş hem de güvercin gübresiyle büyüyor. En olgun haline ulaşıyor. Hasat zamanı gelen Diyarbakır karpuzunu iki kişi güçlükte taşıyor. Bugün birinci elemesi yapılacak ve tarlada toplanan karpuzlar Et Balık Kurumu'na götürülecek ve orada yapılan tartıt işleminden sonra da soğuk hava deposuna alınıp muhafaza edilecek. Daha sonra yarışma için tekrar soğuk hava deposundan çıkarılacak. Olduktan sonra gelişmiş bir halini düşünün. O süreç içerisinde gün olur, bazı seferlerde gece karpuz başında nöbet tutuldu. Gündüz başında nöbet tutuldu. İşte zararlı böceklere karşı, ilaçlamalara karşı ilaçlamalar yapıldı. Yani zahmeti meşguldü. Son birkaç yıldır yağışların azalmasıyla boyutu da küçülen Diyarbakır karpuzu yağmur bereketiyle bu yıl yine eski hacmine kavuştu. Geçen seneki karpuzlar işte 50 ve 51 kilo olan karpuzlarımız bu sene itibariyle 51'in üzerine göreceğini tahmin edebiliyoruz. Tabii ki bu konuda destekler oldu bizlere. Diyarbakır İzmir Belediyesi gerek tarla yardımı yani icar bakımı, gerekirse mazot ve gübreleme noktasında bize verdiği desteklerden dolayı da bayağı karpuzun verimi ve kilosunda artış oldu. Çünkü bu burada bir nevi cezbedildi. Tohumlar baharda toprağa atılmıştı. Çiftçi emeklerinin karşılığını aldı. Dev karpuzların hasadı için vakit geldi çattı. Pembe, ferik ve beyaz kış, kara kış çeşitleri de var ama son zamanlar yetiştirilen Diyarbakır karpuz çeşidi en büyük olan da sürme çeşidi. Şu anda sürme çeşitiyle ilgili yetiştiriciliği yapılan bir tarlada, bahçede hasatını gerçekleştiriyoruz. 15 civarında ailemiz bu geleneksel olarak bu Diyarbakır karpuzunun yetiştiriciliğini devam ettiriyor. Bizler de kurum olarak desteklemeye çalışıyoruz ve bu üreticilerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ağırlığı 50 kiloyu aşan karpuzlar Diyarbakır Karpuz Festivali'nde yarışmak üzere soğuk hava deposuna kaldırıldı. Ekim ayında yapılacak festivalde en ağır ve en güzel görünümlü karpuzun üreticisine ödül verilecek.